Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere yeniden karşınızdayız. Değerli izleyenler, Başkan Erdoğan 3 alana dikkat çekti. Kartlar yeniden dağıtılacak. Kıymetli takipçilerimiz, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, hem yenilenebilir enerji hem de nükleer ve hidrojen yatırımlarında önemli adımlar atıyoruz ifadelerini kullandı. Kıymetli takipçilerimiz, G20 Liderler Zirvesi sonrası basın mensuplarının sonuçlarını yarayan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, yeni dönemde yenilenebilir nükleer enerji ve hidrojen yatırımlarına dikkat çekti. Erdoğan, OVP'nin verdiği güveni vurgulayarak yeni yabancı yatırım paketlerinin geleceğinin altını çizdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sonrası yerli yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan, yenilenebilir kurulu güç bakımından Avrupa 5.'si, dünya 12.'siyiz. Yenilenebilir enerji adımlarında attığımız adımlar, yıllık 90 milyon ton karbon eşdeğeri sera gazı emisyonunu engelledik. 2053 yılı net sıfır emisyon hedefimiz doğrultusunda 2030 yılına kadarki emisyon azalma hedefimizi 2 katına çıkardık ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasında dikkat çeken ifadeler şöyleydi. %90'ları bulan rekor katılımla gerçekleşen seçimler Türk demokrasisinin gücünü ve milletimizin iktidarımıza olan güvenini gördük. OVP hem içeride hem de yurt dışında takdirle karşılandı. Dünya Bankası'ndan yapılan açıklama bunu gösteriyor. 18 milyar dolarlık yeni bir yatırım paketini eklediler. Erdoğan, ülkemize yönelik ön yargılar yıkıldıkça yeni kurumlar da eklenecektir. Uluslararası yatırımların daha da arttığını hep birlikte göreceğiz. Türkiye yüzyılı hedefimizden asla kopmayacağız ifadelerini kullandı.